ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîne alel hayri ve la asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve kulle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâleh. Ve kulle dalâletin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebî sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. As-salavâtul khams yemhullâhu bihinnel hatâyâ. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhimussalavat ve teslimatın ehl-i beyt el-ashab etbaları rıdvanullahu teâlâ aleyh mecmainin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtibal dar beka edenler rahmetullahi aleyh mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinin katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzinin, cemaat-i müsliminin, bu civarlarda methum bulunan evliya, ulema, suliha, şüveden ünvenat, tüm geçmişlerimize ruh için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul Müçtebâ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. As-salavâtul khams. Beş vakit farz namaz. Yemhullâhu bihinnel hatâya. Allah Zülcelal Hazretleri o beş vakit namaz kılanların hatalarını bu namazlar sebebiyle mahveder, siler, temizler. Tabii kast olunan küçük günahlardır. Büyük günahlar, başka hadisler de var. Büyük gün meştenebel kebair. Büyük günahlardan sakınmak kaydıyla ifadesi var. Burada o yok. Onunla beraber küçük günahlarını beş vakit namaz kılan müminin, farz namazları kılan müminin küçük günahlarını Allah yok eder. Evet, Buhari'de meselü salavatül khams yemhullâhu bihillel hatâya şeklinde. Beş vakit namazı neye benzer? Bununla Allah hataları yok eder, ona benzer. Evet, Müslüm'ün bazı günahları işlemiş, Müslüm'ün günahlarını eğer beş vakit namazı muhafızlık etmişse, bu günahlar ona eza verir. Ha işte onlardan temizler, o günahın kirlerinden mümini temizler. Aynı bir evin önünde, bir nehir aksa kapının önünde, nehir aksa o evin sahibi, o kapısının önündeki nehirde günde beş defa yıkansa, bedeninde kir kalmadığı gibi aynı mümin de beş vakit namazını kaçırmazsa, muhafaza ederse günah kirleri kalmaz. Evet, diyor güzel peygamberimiz Efendimiz, günah kirlerini temizler. Nasıl nehir, su bedendeki kirleri giderirse namaz da işte öyle günah kirlerini insanlardan giderir, namaz kılanlardan giderir. Evet. beş vakit namazı her gün kılan adamı defaatle evinin önünden nehirden yıkanan adama benzetti peygamberimiz. Evet, nehir kapının önünde dedi, uzakta değil, yakında. Evet, bunu namaz da böyle müminin her zaman yanında, onu kılarsa, kaçırmazsa bu şeye uğrar. Sonuç onda da görülür. Evet. Bedeni, kalbini, küçük günahların kirlerinden tertemiz eder. Evet. Tabii hâzâ izâ sallâ hünne li vaktihinne bil cemaati. Bu büyük müjde cemaatle vaktinde bu beş vakit farzı kılan içindir.
kılan içindir. Onu da özellikle belirtelim. Cemaatle vaktinde kılan içindir. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmişler hadis-i şerifi. Namaz konuda daha hadislerde okumuştuk. Onları da bir daha şöyle tekrar edelim. Beş vakit namaz, farz namaz, cemaatle kılındığı takılmaya devam eden mümin, Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi geçecek. Ve de Allah Zülcelal Hazretleri cennete beş vakit namaz hiç geçirmeden cemaatle kılanı, cennete ilk giren sabikun arasına dahil edecek. Evet. Ve her gün bunu devam eden ayrıca 1000 şehit ecri kazanır Allah yolunda diye Tabarani'de böyle hadis var. Evet. Mescitler Allah'ın evleridir. Hadis-i şerif. Yeryüzünde Allah'ın evleri mescitlerdir. Allah Zülcelal Hazretleri evinde onu ziyaret edene ikram etmesi onun üzerine haktır. Mutlaka ona ikramda bulunacaktır. Günahlarından artacaktır. Evet. Mescid imar edene de sadaka-i cariye var biliyorsunuz. Ama bu caminin şu yapısını, duvarını, direklerini yapan adam camiyi yapmış olur tamam da esas camiyi yapmak, camiden çıkmamak. Camiyi beş vakit namaz kılarak esas ziyaret etmek, esas cami yapmak budur. Çünkü ne kadar yapsanız kimse namaz kılmazsa bunun camiliği kalır mı? Esas cami yapmak, beş vakit namazı camide cemaatle kılmaktır diye de hadis-i şerif var. Evet, böyle mescitte, cuma namazı kılınan bir mescitte cemaatle namaz kıldınız mı? Kehaccetin mebrura, kabul olunmuş haç gibidir, mebrur haç gibidir. Evet, anadan doğuma günahları sildiren haç gibidir. Bu cuma namazı kılınan mescitlerde nafile kılarsanız kehaccetin mütekabbele, kabul olunmuş haç gibidir. Evet, diğer böyle cuma namazı kılınan mescitlerde namaz kılındığı zaman bir insan diğer yerlerde kıldığımız 500 namaza bedeldir. Yani cami olmayan yerlerde kılan diye de hadis-i şerif var. Evet, bunun için cemaatle namazı kaçırmamak, camilere gitmek lazım. Evine yakın olan caminin hakkıdır. Beş vakit namazı cemaatle kılma yeri evine yakın olandır. Ancak daha uzaktaki hoca, daha bilgili, fakih, daha güzel Kur'an okuyor, hali ahvali daha takva, vara sahibi ise onu tercih etme hakkı da var. Şer'an, dinen var. Ama imamlar aynı görünüyorsa en yakın cami, evine en yakın caminin hakkıdır cemaatle namaz kılmak. Onu da hatırlatalım. Bir de tabii bu güzelliklerin yanında bir de çok ağır bir hadis-i şerif var. Evine yakın, yol güzel, karanlık yok, yağmur yok, çamur yok. Böyle bir yerde oturuyorsun, bulunuyorsun. Ezan okundu. O ezan okunan camiye gitmezsen Peygamberimiz lanet ediyor. Öyle de hadis var. Evet, lanet ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da kafamıza koyalım. Yani şimdi daha da evvel de söyledim. Şurada lokantalar var, kahveler var. Onlar da Müslüman. Evet, kafirlere sözümüz yok. Müslümanlara hatırlatıyoruz bunları. Bizim görevimiz aktarmak. Uyup uyumamak size ait. Dibinde ezan okunduğu zaman eğer camiye gelmezse Efendimizin laneti var. Bunu da size duyuruyorum. Burada da öyle, evinizde de öyle. Mazeretiniz yoksa mutlaka camiye gidin. Tabii daha çok şeyleri var. Güzel, sana düşen vazifeyi yaptın mı? İmam sorumlu. Şu ikindi namazının farzını kıldık hocanın arkasında. Hesabını o verecek. Sizin namazınızı garanti belgesiyle geçerli. Bir de bu var.
Evde kıldığın zaman güzel okudun mu okumadın mı hesabını vereceksin. Böyle uydun mu hoca verecek hesabını. Seninki garantili. Bu da öyle var. Ayrıca cemaat yolu Allah yoludur. Gidip gelirken ecelin tamamlanır, ölürsen şehit olursun. Allah yolunda ölmüş olursun. O var. Her adımına attığın zaman günahın siliniyor, sevap yazılıyor. O var. Ayrıca cemaate devam eden mümin imanla göçer diye hadis-i şerif var. Son nefesimizde kamil iman sahibi et diyoruz ya. Cemaate devam eden imanla göçer. O var. Ayrıca müminler camiyi doldurduğu zaman o müminlerin oturduğu vatanı Cenab-ı Hak belalardan masum kılar, korur, belaları kaldırır diye de hadis-i şerif var, Buhari hadisleri. Bu bakımdan camileri mutlaka camilerde namaz kılmaya, özellikle sabah yatsı ve sabah namazlarını kılmaya çok dikkat edelim. Çünkü münafıklar yatsı ve sabah namazı gelemez diyor Peygamberimiz. Çok ağır laf. Yani camiye gelmeyen ne münafıklardır demiyoruz da ama öyle diyor Peygamberimiz. Münafıklar yatsı ve sabah namazı gelemezler diyor. Münafıklık şüphesini atmamız için yatsı ve sabahı camide kılmamız, daire yok, memurluk yok, fabrika yok, iş yok, dükkan yok. Bunu bilhassa kazan almayız. Bir de yatsı ve sabah namazını camide cemaatle kılan mümin sabaha kadar uyumamış, ibadet etmiş gibi ecir alır diye de hadisler var. Bunları hiç hatırımızdan çıkarmayıp beş vaktimizi mümkünse camide kılmaya gayret edelim. Efendimiz buyuruyor: "Es-sulhu caizun beynel müslimin." Müslümanlar arasında sulh yapmak caizdir. Ortada bir ihtilaf var. Bu ihtilafı çözmek, barıştırmak caizdir. Evet, şer'an caizdir. Ancak bir haramı öyle diyor. İlla sulhan ehalle haramen ev harram halalen. Ama bir haramı helal kılan veya helalı haram kılan anlaşma sulh asla caiz değildir. Bunun dışında şu veya bu sebeple ihtilaflar olabilir. Bu nizayı, anlaşmazlığı kaldırmak müminler arasında olur, caizdir. Ve de böyle bir sulha aracı olmak da, müminleri barıştırmak da, aradaki ihtilafı kaldırmak için gayret etmek de müminlere sevap kazandırır. Güzel bir şeydir. Yalnız haramı helal kılmayacağız. Evet. Rüşvet anlaşmazlığı var. Gidiyorsun sen rüşveti indiriyorsun böyle. Böyle olmaz. Böyle anlaşma olmaz. Rüşvet haram. Evet. İçkiyi her akşam içeceğin haftada bir iç. Böyle anlaşma olmaz. Haftada içmek de haram. Her gün içmek de haram. Haramı, haramı helal kılan olmaz. Helal haram kılan olmadığı gibi haramı helal kılan da olmaz. Bunun dışında müminlerin sulh etmesi güzeldir. Bu sulh sağlamak için aracı olmak da güzeldir. Öyle diyor. Müminler arasında caizdir. Caizdir. Evet. Evet. Yalan üzerine böyle anlaşma da olmaz. Gerçekleri doğruluk üzere böyle bir şartlarda müminler arasında anlaşmayı sağlamak güzel. Müminler de böyle anlaşırlarsa kazanırlar, sevap kazanırlar. Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud, Hakim Müstedkedinde, Ebu Hureyre, Tirmizi, İbn Mace, Kesir bin Abdillah'tan radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Es-samtu, susmak. Hikamın hikmettir. Susmak hikmettir. Yani insanın değersizliğini gizlemeye sebeptir. Cehaletini ortaya koymaya engel olur. Sustun mu bilmezler senin cahil olduğunu veya adi bir herif olduğunu bilmezler. Değersiz bir herif olduğunu bilmezler. Susarsan ama laf ettin mi senin lafından adam kaç paralık adam olduğunu bilir. Susmak böyle adamı korur. Korur, hikmettir. Hikmettir diyor güzel Peygamberimiz. Evet. Evet.
Susmak, tabii ağzından kötü kelam çıkmasın diye susmak güzeldir, hikmettir. Küfretmemek, yalan söylememek, gıybet etmemek, evet, böyle kötü şeylerden susmak iyidir. Evet, işe yaramaz laflar, gır gır geçiyorsun. Aha, böyle işe yaramaz laflardan vazgeçmek, susmak iyidir. Evet, müminin kalbinde hikmet nurları doğmasına, hikmet nuruyla müminin kalbinin nurlanmasına sebep olur. Evet, bunun bereketiyle de mümin kazanır. Evet, acele işe şeytan karışır. Düşünmeden yapılan işler başına bela açabilir. Susarsın, acele konuşmazsın. Aha, burada da o. Acele konuşursan sonucunu hesap etmeden gene başına belalar gelebilir. Susmak bu bakımlardan iyidir. Evet, hak sözü söylemekten susmak iyi değildir. İlim neşrini, ilim öğretmeyi sağlayan konuşmaktan susmak iyi değildir. Adaleti sağlayacak söz söylemekten susmak asla iyi değildir. Kötü şeylerden susmak iyidir. Seni değersiz düşürecek acele şeylerden susmak, sükut etmek hikmettir. Ve kalilün failuhu, amma diyor Peygamberimiz, susmak böyle güzeldir de susan adam azdır diyor. Çok konuşur insanlar, düşünmeden sallarlar giderler. Ve kalilün failuhu, susmayı yapan da azdır diyor. Bütün belalar dilden gelir. Evet, dilden gelen, insanın başına gelen belalar kadar bela yok. En çok dilden gelir. Onun için susmak hikmemdir. Böyle lüzumsuz şeylerden susmak, tabii hakka susmaz olmaz. Hakkı söylemekten susulmaz. Evet, nefsi emmareye uymamak için, evet, nefsi emmareye uymamak için kötülüğü emreden, innen nefse le emmaratun bisu, Kur'an, nefsi emmara devamlı kötülüğü emreder. İşte o kötülüğü emreden nefsi emmareye kapı açmamak için susmak iyidir. Sonucunu hesap ederek, önün arkasını hesap ederek bilgili, şuurlu, bilinçli konuşmak için sükut, susmak iyidir. Hakkı değil, hakta söyleyeceksin. Yanlış şeyler söylememek için, evet. Yalnız dedim, söylediği gibi bu susma işini kullanan adam da insan arasında azdır. Evet, öyle diyor değil mi? Kemal ehli kemalatı sükut ile buldular hep. Kelamın fıtta ise sükut ile olsun zehep. Öyle söylemiş şair. Olgun insanlar, büyük insanlar susmayla buldular rütbeyi, kazandılar. Senin söyleyeceğin gümüşse sus, altın olsun. Sus, altın olsun. Tabii yanlış şeyler söylememek için. Evet, Peygamberimiz bize onu tavsiye ediyor. Evet. Göz, insanı en çok günaha sokan, harama bakar. İki, dil. Evet, bunlar göz, dil. Bakmasan olmaz, konuşmasan olmaz ama işte konuşurken de kontrolsüz konuştun mu, gözü de kontrolsüz kullandın mı, haramlara batarsın, nisanı da kullansın kontrolsüz, haramlara bulaşırsın ve mahveder, helak eder insanın, insanı helak eder, sevaplarını elden giderir. Efendimiz bunun için bizi uyar. Ve men kesura kelamuhu fima la yanihi kesret hatayahu. Bir adam çok konuşuyorsa, kim çok konuşursa hatası da çok olur diyor. Kontrolsüz konuşur çünkü. Kontrollü konuşan adam az konuşur. Kontrolsüz konuşan sallar gider. Evet, çok konuşan da çok hata eder.
Çok konuşanın adamının hatası da çok olur diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hayır söyle, ya hayır söyle ya sus. Evet, evet. Fel yakul hayran ev yasmut. Efendimizin sözü. Ya hayır söyle ya sus. Diline hakim ol, gözüne hakim ol, beline hakim ol, eline hakim ol, kurtuluşa er. Ebu Derda radıyallahu anh'tan nakil. Es-samtu zeynul lil alim. Susmak alimlere zinettir. Alim adama vakarını, heybetini, izzetini artırır. Evet, bilhassa böyle kendisinin peşinden gidilen alimler susmak değerini yükseltir. Fiillerinde, efalinde kendi taklit edilen ağız konuşsun, öz konuşsun, susmak onlar için zinettir. Evet, zinettir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Akıllı kimseye, akıllı kimseye susmak yaraşır. Evet, fa'alel akili, akıllı kimseye susmak yaraşır. Sus, düşüne düşüne konuş, hesap ede ede konuş. Evet, şimdi alim insanın susması ona zinet verir, vakar verir, heybet verir. Ve sittülün cahil, cahil adamın konuşmasının konuşacağı yerde susarsa, cahil adamı da perdedir. Günahı, günah dolayısıyla başına geleceklere perdedir. Eksikliğini göstermemiş olur. Cahil adam konuşursa sapıp konuşur, ne olduğunu ortaya çıkarır. Senin ayıbını örtmüş olursun. Susarsan cahil için perdedir, alim için heybet sebebidir, izzet sebebidir. Az konuş, öz konuş, güzel konuş. Bunun yoksa sus. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de buna işaretler vardır. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kur'an okunduğu zaman konuşma, sus, dinle. Evet, Kur'an'ı içine sindir. Bu ayet İmam-ı Azam Hazretlerinin hutbe okunurken konuşmanın, hutbe dinlemenin farz olduğuna delilidir. Hutbe okunurken Hanefi mezhebinde amin denmez, namaz kılınmaz, tesbih çekilmez, Kur'an okunmaz, sünnet kılınmaz, selam verilmez, hutbe dinlenir. Hutbe sadece dinlenir. Başka zaman bir mümin dua ederken güzel şeyler söylediğimi amin demek aynı senin dediğin gibi olsun, ben de sana katılıyorum demektir, doğrudur. Ama hutbe okunurken, hutbe dinlemek farz olduğu için orada amin demek yanlış olur. Fakat laga, hatta konuşan adama sus, amin deme lan desen, sen de karavana gidersin diyor. Sen de sevapları kaçırmış olursun diyor. Ama maalesef ne kadar söylesek vatandaş bunu yapmıyor. Ezan okunurken ezana katılmalı, ezana dinlemeli. Evet, ama imam minberin önüne dikeldiği anda itibaren hutbe başlar. Oturduktan sonra iç ezan okunuyor. Şimdi alışmış imam müezzinin sözüne katılmaya, doğru, güzel. Ama tuvaletteki adam ezana katılır mı? Tuvalette ezan okunur mu? Orada zikir edilir mi? Susulur. Çabuk çıkılır. Hutbe okunurken de susulur, dinlenir, ezana katılınmaz. Ne kadar dersen der, susuyor, susuyor. La ilahe illallah, camide bir gürültü kopuyor. Sevaplar yele veriliyor, toz oluyor. Sevaplar toz oluyor. Sus, sen de konuşmasın, seninki de. Sevapların gidiyor. Efendimiz öyle diyor, o da karavana. Karavanadır diyor. Maalesef bunları yapıyoruz. Yapmamalıyız. Basit şeylerden kaybediyoruz. Evet. Abdullah İbni Mahraz
bin Züheyr el-Eslemi radıyallahu anh'tan, Medineli, evet, Efendimizin sahabilerinden, Allah ondan razı olsun, şefaatine bizlere nail et. Es-Samtu Seyyidül Ahlak, susmak ahlakın efendisidir. Çünkü insanı belalardan kurtarır, yanlış şeylerden kurtarır. Evet, bu bir adamın kaybını önlemek için en kestirme yollardan birisidir, susmak. Susmak en kestirme yollardan birisidir. Ahlakı güzelleştirmek konusunda en güzel kestirme yollardan birisidir. Evet, Yaradan tarafından cezalandırılmak, hesaba çekilmeden kurtulmaya sebeptir. Onun için İmam Gazali diyor ki rahimahullah, zaruret olmadıkça konuşma. Konuştuğun zaman da zaruret kadar konuş. Meseleyi uzatma. Lüzumsuz laf etme. Evet. Ve Ebu Bekir Sıddık ağzına taş koyarmış. Taş koyarmış konuşmamak için. Taş deyince aklına geliyor, susuyor. Taş koyarmış. O taş dilini deyince, konuştuğu zaman dilini oynatacak. Taş deyince hemen susarmış. Taş koyarmış Hazreti Ebu Bekir. Ve karşı taraftan mesela konuşmayı istediğiniz zaman dilimde şey var der. Öyle lüzumsuz laflar etmezmiş. Beni mazur gör dermiş. Evet. Sen de böyle çareler ara ki şey etmeyesin. Kötülüklere düşmeyesin. Dünya ve ahirette helak sebebilerin başında dil geliyor. Bir kelime öfkeyle bile olsa, küfretse, Allah korusun, kitaba sövse, dine sövse, şeriata sövse, şu sarığa sövse, bu sarık dini bir kisvedir. Bedir muharebesinde meleklerin kisvesidir. Beyaz sarık, meleklerin sarığı, Cebrail aleyhisselam bir sarı sarık diyor Peygamberimiz. Bu 1000 sahabiyle, evet, وَمْدَدْنَاكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكِدِ مُسَوِّم۪ينَ, sarıklı 1000 melekle yardım ettik biz Bedir ahalisine. Bu sarık oradan kalmadır. Sarıkla namaz, sarıksız namazdan çok kazandırır. Çok kazandırır. Onun için bu sarık resmi sarık. Esas sarık, takkeyi giyeceksin, sarık şeyle bir saracaksın. Kumaşla, beyaz kumaşla, kaputla onu saracaksın. Öyleyse öyle olur. Ama bu da resmi sarık, bu da olur. Bir de sarığın aslında son, ilk aşağıya sarkan azabe derler. Azabesi vardır. Sarık böyle sarılır. Bu da sarık yerine geçer de, şurada bir de uzantısı vardır. İki belin yarın, iki yarın arasına, boynun alt kısmına doğru uzanır. Azabesi vardır. Ve sarığa küfretmek de imandan çıkarır adamı. Şeriatın kabul ettiği, Kur'an'da geçen Peygamberimizin sünnetiyle övdüğü bir şeye küfretmek imandan eder. Ha böyle işte susarsan bunlardan da kurtulursun. Öfkeyle yaptım, aceleye hiç dinlemezler. Bazı şeyin söyledin mi hemen şekli şeyler derler. Bugün hukukta da vardır. Hemen söyledin mi niyetin aramaz. Hakim gereğini verir sana. Aha bu küfür söyler de böyledir. Onun için sus, dilini tut. Evet, öfkeli olduğun zaman dilini hasbunallah ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Veya la ilahe illallah demeye alıştır. Sevinsen de bunu ağzından bu çıksın. Öfkelendiğin zaman da bu çıksın. Canın yandığı zaman da ağzından bu çıksın. Dilini buna alıştır. Ölürken canın yandığında da son söz olarak la ilahe illallah çıkarsa men kâle men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehalel cennet. Efendimiz öyle söylüyor. Son sözü
La ilahe illallah olan doğru cennete gider. Evet, dilimizi buna alıştırmalıyız. Aksi halde susmalıyız. Susmalıyız. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları söylüyor. Ahlakın böyle kötülüklerinden kurtulmak için susmak iyidir. Çok konuşan çok yalan söyler, palavra sıkar, malayani şeyler. Bak Hazreti Ebubekir taş koyarmış dilinin ağzına da böyle konuşmamak için, hemen diline dolunca susarmış. Evet. Bu dil konusu çok önemli. Hep hadisler ona dair. Tabii düşünmeden konuştuğun zaman sadece günaha girmezsin, düşmanlığa da sebep olabilir. Adam senin sözünü yanlış alır, kin besletebilir. Onun için düşünmeden konuşmak çok yanlış. Evet, buna çok dikkat etmek lazım. Kimseyi küçümseyen laflar etmemek lazım. Dile hakim olmak lazım. Evet, kimsenin kalbini kırmamak lazım. Ve kine sebep olacak laflar söylememek lazım. Ve de boş laflar, hiçbir şeye yaramayan şaka maka filan, bunlardan, malayani şeylerden de uzak olmak lazım. فَعَارِزْ anhum, onlardan uzak dur Kur'an-ı Kerim'de. فَعَارِزْ anhum hatta يَخُودُوا fi hadisin غَيْرِ. Evet, uzak dur. Allah'ın da emri böyledir. Evet, iyi insanlarla düşüp kalkmak, iyi laflar edenlerle konuşmak bir tedbirdir. Böyle çok ağzına hakim olmayan, yalanı önemsemeyen, hep gırgır geçen, aslı olmayan şeylerle milleti güldürmeye çalışan, onlarla konuşursan sen de katılmış olursun. Ona da, böyle konuşacağın adama da o dikkat etmek lazım. Evet, bu konuda peygamberler şöyle, evet, onların da şeyi var, vasiyetleri var. Efendimizin de vasiyeti, Lokman Aleyhisselam vasiyeti var. Peygamberin de, evet, öyle zaten. İn kana el kelamu min fidda fassamtu min zehab. Kelam gümüşse, kıymetli bir şeyse, susmak altındır. O bizim atasözü, aynı zamanda hadistir. Deylemi rivayet ettiği. Evet. Hazreti Enes radıyallahu anh nakletmiş. Şimdi susma, yani bir de nerede var? Oruçta var. Oruçlu adam ağzını sudan, yemekten susar, alıkoyar. Aynı zamanda kötü laflardan susar, alıkoyar. Onun için Peygamberimiz arkasında oruçtan bahsediyor. Es-savmu cünnetün. Oruç kalkandır, siperdir. Evet, günah işlemeye karşı siperdir, kalkandır. Şehveti kırar. Azaları korur, dili korur. Susmak suretiyle yemekten, susmaktan dili korur. Evet, ahirette de ateşten mümini korur. Evet, insanı yanıltan nefsi emmaresine, heva hevesine uymaktan alıkoyar oruç. Şehvetleri kırar. Evet, ki şehvetler şeytanın silahlarıdır. Şeytan da müminin, insanın açık düşmanıdır. O şeytana karşı oruç, silah, susmak güzel silahtır şeytana karşı. Evet, tokluk ise nefsi azdırır ve de günahlara yol açar. Evet, imana karşı da az şey eder, böyle zayıflık getirir, tembel, uykun gelir, namazı bırakırsın, tembelleşirsin. Böyle dinine, imanına da zarar verir tokluk. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki,
ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه فإذا ملأ بطنه انتكست بصيرته. Evet, Ademoğlunun karnını doyurmasından daha şerli bir şey yoktur. Karnı doyurdu mu şehveti azar. Karnı doyurdu mu uykusu gelir. Evet, tembelleşir, ağırlaşır, namaz kılmayan ibadetini aksatır. Evet, basireti kalmaz, basireti kalmaz. Fikri karışır. Evet, idraki karışır. Onun için diyor, tokluk en şerli şeylerdendir. Ölçüyü kaçırma, ölçü kaçırma diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Evet. Evet, bazı güzel sözler vardır. Çok yemeyin, çok karnınızı doyurmayın. Kalbinizdeki marifet nurlarını söndürülmüş olursunuz. Evet. Tembellik size galip gelir. Esnemeye başlarsınız. Evet, ibadet vazifelerine kalırsınız. Beden kuvvetleri, nefis kuvvetleri azar. Kötülük yolları açılmış olur. Evet. Onun için çok yemekten sakınınız. Sakınınız diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ihtiyacından fazlasından sakın. Evet, haramlara düşmemek için. Evet, oruç da tabii, oruç böyle arz ettiğimiz gibi kalkandır. Es-savmu cünnetün, arz siberdir kötülükleri karşı da. Oruçlar da kısım kısım. Avamın, cahil adamların orucu ne? Su içmeyeceksin, yemek yemeyeceksin. Onlar orucu böyle aldılar. Evet, böyle özel kişiler gafletten susmak. Oruç gafletten insanı şey eder, alıkoyar. Evet, ama güzel, daha ileri seviyedeki insanlar için oruç terakki sebebidir. Evet, kalbin Allah'tan uzaklaşmasına engel olur. Devamlı Allah'la beraber olmaya sebeptir. İnsanların derecesine göre orucun da böyle şeyleri vardır. Ebu Hureyre'den, "Es-siyâmü cünnetün minen nâri ke cünnetü ahadikum minel kıtâli." Oruç tutmak sizin savaştan sizi alıkoyan kalkan gibi, siper gibi, sizin de siperinizdir. Sizi korur, sizi korur. Evet. Evet. Bir de bu hadiste de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor. Sizi kötülüklerden alıkoyar. Tabii cehennem ateşinden de dünyada böyle kötülüklerden alıkoyunca netice itibariyle cehennem ateşinden alıkoyar. Dünyada da afetlerden, nefsani afetlerden, ahirette azaptan alıkoyar. Oruç tutmak böyle güzeldir. Ahmed İbn Hanbel İbn-i Zencüye, Tabarani, İbn-i Mace, Osman bin Ebil As radıyallahu anh'tan, "Es-siyamu cünnetün ve huve hıstun min husunil mü'min." Aynı mealde oruçlar olduğu için birbirini açıklayan şeyler. Oruç tutmak müminin kalelerinden bir kaledir. Oruç tuttuğum mümin kaleye garantili, sağlam bir yere sığınmış olur. Evet. Beyhaki'deki Cabir Hazretleri, "Es-siyâmü cünnetün hasînetün minennâr." Cehennem ateşinden koruyan bir kaledir, surdur şeklinde var. Evet. Bir Ahmed İbn Hanbel'de, "Es-siyâmü cünnetün ve hısnü hasînü minennâr." Cehennem ateşinden koruyan bir kaledir şeklinde var. Evet, cehennem ateşinden korur. Şehvetleri engellediği için kötülük yapmadan kalırsın ve cennete gidersin, cehennemden korur. Ve küllü amelin min ibni adem, evet, ve küllü amelin li sahibi illa siyam, evet. Her iş senindir. İş yaptın mı iradenle yaparsın.
kafanı çalıştırsın, istersin, yaparsın. Her iş senindir, sana aittir. İlla sıyam. Ama halis oruç tuttun mu, oruç öyle değildir. Çünkü yakulullahu azze ve cel, aziz ve celil Allah buyuruyor ki, diyor Peygamberimiz, اَصْيَامُ لِي وَاَنَ اَجْزِي بِهِ Oruç yalnız benim içindir. Ben onun mükafatını da bizzat ben veririm. Karşılığını da bizzat ben veririm. Çünkü orucu olduğunu başka insan bilemez ki. Yani sen karnı tokkan bile orucum diyebilirsin, aldatabilirsin. Senin oruç hakikaten oruç mu değil mi nereden bilecek? Miden yarıp bakacak mı? İçinde su var mı, ekmek var mı diye. Onun için oruç der şey yoktur. Allah içindir. Oruç Allah içindir. Yalnız Allah-u Zülcelal için tutulur ve bundan dolayı da mükafatını bizzat Allah-u Zülcelal Hazretleri kendisi verir. Evet. Yani oruç Allah'la kul arasında sırdır. Herkes nasıl bilecek senin orucu olup olmadığını? Evet. Es-siyam cünnetün me'lem yahruka bi kizbin ev gıybetin. Oruç eğer yalan söylemezsen, gıybet etmezsen, aha o zaman siperdir ateşe. Evet. Ama gıybet edersen feize feinne iza vautabe fakat haraka zalike satir lehu minen nar. Evet, sen gıybet edersen o zaman bu siperi, kalkanı yıkarsın, yok edersin ki onu seni ateşten koruyacak olan siperdir. Onu yıkmış, yok etmiş olursun. Evet. Taberani Ebu Umame'den, Vasiletül Eska Hazretlerinden, Es-siyamu nısfu sabır. Oruç sabrın yarısıdır. Evet. Bu sabır ibadetleri kendinde toplayan bir haslet. Oruç bunun sabrı yarısıdır. Evet, şehvetleri kırar, sakınmayı kolaylaştırır. Onun için yarısıdır. Evet. Bu hadis-i şerifi de gene Ebu Hureyre'den naklemişler. Es-siyamu la riya fihi. Oruçta riya olmaz. Evet. Kâlallâhu azze ve cel hüve li. Aziz Celil Allah'ın böyle buyurmuştur. Oruç benimdir. Benim, bana dayan, benim içindir. Orada riya olmaz. Çünkü ve ene eczi bih. O sebeple de onun mükafatını bizzat ben vereceğim. Neden? Çünkü oruç tutan adam yeda'u ta'amehu yemesini bırakır ve şerabehu içmesini bırakır min ecli benim için bırakır. Benim için evet oruçta nasıl gösteriş yapacak? Namaz kılarken güzel kılarsın, iyi namaz kılsınlar desinler diye orucun içindekini nasıl görecek hedif? Evet, sırf Allah içindir. Öyle bir güzel şeysi vardır, halis ibadettir. Evet. Oruçlu olanlar, oruç tutmak suretiyle Cenab-ı Hak kurbiyet hasıl etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Evet. Yani buradan anlaşılıyor ki oruç namazdan aftaldır. Sadakadan da aftaldır. Evet, halbuki namaz dinin gereği. Oruç ondan da önemli. Evet. Bu iş böyle. Yani oruç hepsinin başında geliyor. Es-siyamu vel-Kur'anu yeşfe'ani lil-abdi. Oruç tutmak ve Kur'an-ı Kerim okumak kula şefaat ederler kıyamet günü. Yakulu siyamu ey Rabbi. Oruç bu der ki ya Rabbi
inni menatuhu et-taam ve şehvet. Ben bu kulumu yemeden içmeden alıkoydum, engel oldum. Bin nehari, gündüz yemedi içmedi. Ben alıkoydum bunu yemekten içmekten. Feşeffi'ni fihi. Bana müsaade et, şunu şefaat etmeme bana izin ver, şunu kurtarayım. Kurtarmama izin ver. Evet, beni şefaatçi kıl. Benim şefaatimi kabul et der oruç. Yakulul Kur'an'ı, Kur'an da der ki Rabbi menatu en nevme billeyli. Evet, feşeffini fihi feyüşeffi'anim. Kur'an da der ki ya Rabbi bana da bu Kur'an'ı okuyan kuluma şefaat etme izin ver. Çünkü gündüz gece ben gündüz işinden onu engel oldum, okudu. Gece de uyuyacaktı. Ben okudu, beni okudu, uykusundan kaldı. Ben uykusuna engel oldum. Gündüz de iş yapmasına engel oldum. Beni okudu, senin kelamın benim. Bana müsaade et, bunu şefaat etmeme müsaade et. Şefaatim de kabul eder, der. Oruç da Kur'an böyle söylerler. Ve de feyüşeffe'ani Efendimiz biliyor ki ikisinin orucun da Kur'an'ın da şefaati kabul edilir. Ve mümin kurtulur. Ahmed ibn Hanbel Abdullah ibn Amr ibn As'tan nakletmiş. Evet. Efendimiz. Et-tahiku gülen adam dık gülmek demek. Et-tahiku dık dak ha 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 de sesli gülmek. Tebessüm ses çıkmaksızın yüzünde gözünde gülmek. Bu dahik böyle kahkahayla gülmek. Fis salati. Evet. Namazdayken farz veya nafile veya kaza kılarken veya eda ederken namazdayken böyle kahkahayla gülmek vel mültefitu. Evet, vel murki'u asabi'ahu. Evet, namazdayken sağına soluna bakmak. Bu adam herhalde Avrupa'dan gelmiş. Bu adam Erzurum'dan gelmiş. Cemaatteki adamları saymak. Veya ya Süleymaniye'nin de kubbesi ama yüksekmiş ha. Konuşmuyor da bakıyor oraya. Bunları görüyor. Şu şeylere bak. Aşerim yubaşeri de asmışlar içinden namaz kılarken onlara bakıyor. Sağa sola bakıyor, mültefit, sağına soluna bakmak ve de namazdayken parmağını çıtlatıyor, bileğini böyle oynatıyor, çıtlatıyor, elini oynatıyor. Evet, vel murki'u, böyle çıtlatan, sağına soluna bakan, evet, namazda kalkayla gülen kimse bir menziletin vahide, hepsi aynı. Çamurun içine girmişlerdir. Hükmen hepsi aynıdır. Evet, kahkahayla gülmek namazı bozar. Evet. Son ikisi namazın huşuğunu bozar. Namazı bozmaz ama mekruhtur. Kahkahayla gülmek namazı bozar bizim mezhebimize göre. Öbürleri namazı bozmaz ama mekruhtur. Namazın şeyini kaybedersin. Alacağın muazzam sevabını kaybedersin. Evet, onun için namazda sakın kahkahayla gülme. Sağa sola bakma. Başkasını böyle bakaraktan onların hakkında not verme. Parmak, bilek çıtlatma. Bunları oynatma. Hepsi aynıdır, iyi değildir. Kahkahayla gülmek namazı bozar. Diğerleri mekruhtur. Evet. Evet. Tabii ha bu gülmek nedir? Onu da ölçüsünü söyleyelim. Güler gülmek demek ha 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 bak ha ha ha. Her biri bir hece. Ha diye güldüysen sesli gülmek namaz gitti. Gülümsemek bozmaz. Ama kafayı başka yere taktığın için iyi değildir de namazı bozmaz. Ama kahkahayla gülmek namazı bozmaz. Diğerleri de
kahkahal gün namazı bozar, diğerleri de namazı bozmamakla beraber kerahattir. Tebessüm de aklına şu geldi, bu geldi. Onlar, o da iyidir. Şuurlu, bilinçli namaz kılmak gerekir. Onlara evet diyen gene keza bu parmak çıtlatmak, bilek şey etmek mekruh olduğu zaman olduğu gibi evet böyle ellerini böyle yapmak da kerahattir. Yüzünü sağa sola çevirmek aynı şekilde, göğsünü kıbleden çevirmek namazı bozar. Göğsün kıbledeyken sağa sola bakmak kerahattir, namazın huşuğuna engeldir ama namazı bozmaz. Fakat göğsünü kıbleden çevirdin mi, bu nerede oluyor diyeceksin sen, Kabe'de. Oradaki adamlar Kabe'ye kadar gelmiş, tabii böyle adam gidip kalbini Allah'a bağlayıp huşuyla namaz kılacağı kılamıyor, bunu yakalayamıyor. Orada namaz kılarken böyle bakarken bir bakıyor, dikkat kesiliyor. Adam simsiyah veya iyice beyaz, iyice sarışın, İngiliz mi, Alman mı filan diye böyle dikkat kesiliyorlar derken çevriliyor bulunduğu yerde. Göğsünü kıbleden çevirdiği anda namaz gider. Maalesef bunlar orada görülüyor. Bilgisiz, evet, bilgisiz maalesef, evet. Şimdi tabii biz göğsünü kıbleden çevirmezse namaz bozulmaz dedik ama bazı alimler hayır demişler. Yüzünü kıbleden özürsüz çevirirse fesedet salatuhu, namazı bozulur demişler. O kadar sıkı tutmuşlar. Ama Hanefi mezhebinde göğsünü çevirirse bozulur. Ama böyle dini konularda itiraz varsa sağlamını yapmak lazım. Yüzünü de sağa sola bakmak lazım. Tabii İmam-ı Azam mümkün daha güzel. Neden güzel? Şimdi İmam-ı Azam'da imamla beraber oturup kalkmak lazım. Rükuda beraber beliniz bulunmadıkça, secdede beraber başınız, dizleriniz, elleriniz, ayaklarınız ile beraber imamla değmedikçe beraber namaz yok. İmam mesela, o da insan. Üçüncü rekatta Allahu Ekber dedi, oturma tekbir aldı. Oturdu mu acaba? Kalkar hemen Allahu Ekber deyir, yukarı kalkar değil mi? Ses tonu farklıdır. Böyle durumda İmam-ı Azam işte kurtarıyor vatandaşı. Şöyle bakacaksın imama ki oturdu mu kalktı mı? Bu namazı bozmaz. Burada o bakmakta mazursun. İmamı görmek bu bakımdan namazda çok şart, gerekli. Yoksa görmedi mi işte, yüzünü çevirmek orada caiz. Oturdu mu kalktı mı görüyorsun, ona göre tedbir alıyorsun. Bunu yapmadın mı, imama uymanın şeysi kalmaz. Onun için cemaat olduğunuz zaman mutlaka imamı görün. Göremiyorsanız imamı göreni görün. Evet, kitaplarda gördüğümüzü arz ediyoruz. Bu camilerin alt katında olan cemaatler geçersizdir. Çünkü ses tonu yetmiyor. İstibah vaki olan yerde iktida sahi olmaz, genel kuraldır. Belirsizlik olan yerde imama uymak sahi değildir. Bu genel kuraldır. İşte dediğim gibi adam üçüncü de Allahu Ekber diye oturuyor. Halbuki üçüncü tekbir, arkasındaki adam onu uyarıyor, onu sen duymuyorsun, hafif kalkıyor. Ama imamı görmeyenler, alt katta olanlar veya şu minberin altında delik var bak, Mimar Sinan bunu süs için yapmadı. O fıkıh biliyordu, evliya adamdı. Bu delikleri yaptı ki öbür taraftakiler imamı görsün, oturdu mu kalktı mı, hani böyle ses tonu yanılttığı zaman sen üçüncü rekat olduğunu biliyorsun ama imam Allahu Ekber dedi,
ses tonu oturma tekbiri oldu. O zaman gözüne bakacaksın, imam ses tonu böyle oldu ama kalktı. Neden? Arkasındaki adam onu uyardı usulca. Kalktı, problem yok. Görmezse böyle bir olay mesela benim iki defa başımdan geçti. Yani ben imamken değil de mesela Denizli'de vaaz ediyorum camide, Dürer okuyoruz. Dolu, cemaat dolu. Cami İstiklal Harbi zamanında çok önemli kişilerden birisi tarafından yaptırılmış. Eskimiş. Bunu ben dedi yenileyeceğim. Elleme dedim, tarihi bir şey. Ne olacak yani? Hayır dedi. Peki sen bilirsin. Fıkıh bilmeyen bir imam yaptırırken tamamen kapattı. Bu delikleri kapattı. Şu önde boydan boya bir yüksek kısmı da kapattı. Tabii görevli o. Ondan sonra ikindi namazındayız. İkindi namaz sonra biz konuşacağız. İmama geçti. Üçüncü rekatta Allahu Ekber dedi, oturdu. Ses tonu oturma. Minber tıkalı ya. Minberin öbür tarafında 100 kişi var. Hepsi oturmuş. Ondan sonra ben tabii arkasındayım. Hiçbir şey söylemeden kalktım. Benim kalktığımı görünce, hissedince o da kalktı. Problem yok. Fakat minberde imamı görmeyenler hepsi oturmuş. Oturma ses tonu olduğu için. Allahu Ekber deyince biz rükûa gittik. Onlar kalkmış. Semiallahu lümen hamdi deyince arkada bir ses geldi. Bizim namaz olmadı dedi birisi. Bir öbürsü konuşma sus namazın bozulur dedi. Konuştular yani biz bu taraftan duyduk. Yani demek istediğim ses yetmiyor. Keza gene Kadir Gecesi camimizin içi dolu. Önünde çınar ağaçları var, çayırlık var, çadırvan var. 3000 kişi var dışarıda Kadir Gecesi. Gene bizim ben konuştuğum zaman ben de kurra hafız bir arkadaşı geçirdim. Bülbül gibi güzel Kur'an okuyor. Namazı sen kıldır dedim. Olabilir. O da üçüncü rekatta oturdu. Ben de kalktım. Kalkınca o da anladı hatasını. Ama oturma tekbiri başka, ayağa kalkma tekbiri başka ya. Herkes o 3000 kişi çayırdakiler görmüyorlar ya. Ses tonuna göre hepsi oturmuş. Evet. Ses tonu yetmiyor. Ses yetmiyor. Onun için imamı görmeli veya imamı göreni görmeli. Bu olmadınca belirsizlik kalkmadığı için ihtiza sahibi olmaz. Kitaplarda böyle. Hoparlör koysanız da olmaz. Efendim aşağıya televizyon koysak diyorlar. Elektrik kesilse ne yapacaksın? Efendim bir namaz değil mi? Diyemezsin. La tubtilu amalakum. Başladığınız ibadeti bozmayın diyor Allah. Onun için mesela imam namaz kıldırırken elinde olmaksızın yellese, kaçırsa veya vücudundaki bir yara kanasa elinde olmaksızın namaz bozulmaz. İmamı hemen arkasındakinin yerine geçirir, namaza devam edilir. Ya işte bak bu şeriatta, fıkıhta yeri var bunun. Bir namaz değil bu da yeni kılsınlar demiyor. Öyle kitap öyle demiyor. Arkasındaki yerine geçirir, kaldığı yerden devam eder. Evet. Onun için camilerde biz sözümü tutanlara, alt katı kullanacağız diyenlere burada 2 metre uzunluğunda 40-50 santim genişliğinde bir şey yaptırıyoruz. Sadece cuma bayramlarda oluyor. Onun üstünü parmaklık duruyor. Beton attırmıyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Ama işte bayramlar seyranı dolduğu zaman kapağı kaldırıyoruz. Ha işte o zaman imam üçüncü rekatta biliyorsun sen uyanıksın ama imam Allahu Ekber dedi. Oturma tekbir getirdi. O zaman şöyle bakarsın. Göğsün kıbleden ayırmamak kaydıyla buna İmam-ı Azam bunu kabul ediyor. O zaman namaz bozulmaz diyor. Zaten
Zaruret olduğu için de kerahet de değildir o. Ama caminin güzelliklerine bakmak için o kerahet. O namaz bozulmaz ama kıbleden göğsümüzü çevirmediğin bu durumda evet buna da dikkat edin. Buna da dikkat. Bütün fıkıh kitapları böyledir. Maalesef şimdi buna da dikkat edilmiyor. Evet buna da dikkat edilmiyor. Camiler alt katta namaz kılıyorlar. Deminem caminin şu tarafında kılıyorlar. Bilhassa kadınların cemaatinin arasına muazzam perdeler koyuyorlar. Kadınlar fıkıh bilmediği için o perdeyi bir kişi, onların arasında bir kişi açsa da görse, o bir kişiyi de onlar gördüğü için namaz sahih olur. Kaşın açmıyorlar. Açarsan da bağırıyorlar. Ama camiden çıktıktan sonra bakıyorum ben, namaz kılarken bu kadar sıkı duran adamlar elin karısında burun buruna konuşuyor. Nasıl perhiz, nasıl bilmiyorum. Evet, bunlara dikkat etmeliyiz. Evet, bu göğsün kıbleden ayırmamak kaydıyla dediğim gibi sağa sola bakmak kerahattir. Mazeretsiz bakmak, yüzünle yüzünü çevirmek de kerahattir. Ama dediğim gibi durumlarda oturdu mu kalktı mı imam diye bakarsanız mazeret vardır. Onu da söyleyelim. Evet, bu şeyle ilgili, oruçla ilgili hadisler devam ediyor. Devam ediyor. İnşallah başka zaman okuruz. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah.